Ben olayın hep sonucuna bakan bir insanım. Eğer ortada cinayet varsa, hani ölen ya yani birisi artık ölmüşse, tamam mı? Onunla ilgili yani bir dedikoduyu konuşmanın hiç sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten artık hani en kötüsü olmuş. Yani olmuş artık, daha yani yok ki başka daha kötü bir şey. Kesinlikle. Ama şimdi bak, şimdi arkadaşlar yazınca şunu düşünüyorum oraya baktığımda. Yani eğer böyle bir dedikodu varsa köyde, hani bununla ilgili bir kulağınıza bir şey geldiyse ya da bir görüntüden, bir sözden rahatsız olduysanız, he, o zaman hani eşiyle babası arasında bir dedikodudan rahatsız olursa koca, belki de o zaman, şimdi diyoruz ki dördünü birden öldürdüler ama belki de o zaman dördü ölü değil. Biri diğerlerini öldürdü ve şu an saklanıyor. Yani bir yere oturtmak lazım bunu. Bu anlatılan mantıklı değil. Bu anlatılanlardan böyle hayvanı çalıyorlardı, evi yaktılar. Dördü kayıp. Şey, o, böyle olmaz ya bir iş. Ya bu hırsızlık işi değil bir kere. Değil. Ben ona yani kendi kanaatimce kanaat getirdim. Heh. Hırsızlık için insan bunu yapmaz. Yapsa yani Murat, hiç bir dedikodu mu duydun? Sen bir erkek olarak insan konduramaz kardeşine falan ama... Yani bir bakış mı, bir gülüş mü? Yani sizi böyle bir... Ne var yani? Şimdi ben kardeşimle her gün, her ay görüşen bir insan değildim. Ben biliyorum, İstanbul'da yaşıyorum, onlar orada yaşıyorlardı. Tabii. Aradığımız zaman ulaşamıyorduk. Bunun yanında nasıl söyleyeyim, gözle gördüğümüz bir şey yok. Yani köy halkı bizden fazlasını bilir. Ama biz buraya geldik, kardeşimizdir, yeğenimizdir, diğerleri akrabalarımızdır. Profili iyi olsa da, kötü olsa da biz bunları bir şekilde ortaya aynen çıkartıp öyle, bunun seni peşindeyiz. Seni de bağlamaz tabii ki yani. Ama... Yani şu ya da bu diyebileceğim bir şeyini yani görmedim. Yani birisi köyden açtı bir dedikodu mu söyledi sana? Hayır, hayır. Ben tanımıyorum köyden. Arkadığınızda gördüğünüz 5 tane kişiden haricini tanımıyorum. Mahir Bey'i ben o gün gördüm orada. İnsanın bu nasıl aklına gelir? Ya insanın aklına gelmesi için yani yine de bir şey olmalı yani. Bir kafanda bir şey kalmalı. Ya bir görüntü yani, bir söz, bir dedikodu yoksa gelmez kolay kolay Hanım, insanın aklına. Ya 2 gündür buradayız. Şunu hiç profile oturtamıyoruz. Yani şu olayı bir profil oturamıyoruz. Şimdi bak, eğer mesela böyle bir dedikodu, bak bana kağıt yazıldığından beri şimdi o fotoğraflara bakıyorum o zaman. Böyle bir şey olsa, bunun işte ikisi kayıp yani, üçü öldürüldü, biri kayıp falan gibi benim aklıma gelir o zaman bir şeyler. Aynen. Yani, ama çocuğun neden yaksınlar mı? Gelmiyor. Ona ben mantık Şengül, alamıyorum. Kardeşim, benim kardeşim o köyde dağlık bir köy. Yani muhatap olabilecek kişiler resimlerdeki kişiler. Harici bir kişi yani, yalnız bir köy, dağ köyü. Yani çocuğunu... Yani kesinlikle bırakmalı. Evin içinde kendisi olsa, çocuğu yansa, çocuğu camdan atar, kendisi evet, yanar. Evet. Arkadaşı ya, biz 8 sene önce falan bir tartışmaları şeyleri olmuştu. Evi sen hususlu olmuştu. Biz İstanbul'a kalktık gittik. Oraya vardığımızda karı koca yani, aralarında bir huzursuzluk oldu. Aile içinde huzursuzluklar tamam, vardı işte. Olabilir. Vardık gittik oraya, oturduk, konuştuk. Dedim kızım bak, burası dağın başı. Biz sana telefon açsak ulaşamıyoruz. Yani var mı problemin, var mı sıkıntın? Biz şu anda seni bakabilecek, taşıyabilecek gücümüz var. Ne diyorsun? Ben eşimi ve çocuğumu çok seviyorum. Ben hiçbir yere gitmem dedi. Ben ayağına kadar da gittiğim zaman da. Ağladı, ben ama de bunun vardı yanında hani onunla bunu yakıştırayım, bununla bunu yakıştırayım değil. Bu biz dedik düşünürken kendi kendimize şey kurduğumuz yani. Mesela Burak'la biz çok konuştuk bunları. Ya bu da çıkabilir, bu da çıkabilir, her şey olabilir diye hepsini konuştuk. Ya biz hepsine razı olarak geldik buraya. Çıkmak istemem diye ben kimseye bir şey söylemedim. Hayır, çıkmak istemiyorum derken yani hani bu tip endişelerim var. Hani çıkarsak... Hayır, hani hayır. Bunlar bu tarz, da... bu tarz bir endişem yoktu benim. Benim endişem olsa gene çıkmazdım buraya. Ama öyle ömürleri... Ya kemiğini... bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Kelimelerin üzerinde takılıp kalmayalım. Benim için o değil önemli olan. Gittiniz oraya. Evet. Evde de bir problem var. Fazıl Bey ile ilgili herhangi bir şüpheniz mi oldu? Yok, bir şüphe yaşamadık kendisiyle. Kardeşimle kendisiyle şüphe yaşamadık. Gittik böyle böyle. Yani hatta... hani hiçbir şey duymadınız. Hani hiçbir dedikodu, hiçbir şey de hissetmediniz. Sadece hani ihtimaller üzerinde dururken bu da olabilir diye mi düşündünüz yoksa? Yok, o tarz bir şey düşünerek gitmedik. Ya işte telefonla görüştük kardeşim. Ağlıyordu. Ben ondan bahsetmiyorum. Bu son anlatımından bahsediyorum. Diyorum ki. Evet. Geçen gün bir izleyicimize de söyledim. Hani yani baldızla dedikodu çıkması çok aslında zor bir iştir yani. Yani ya da kayınpederle dedikodusu çıkması bir insanın çok zor bir iştir. Yani insanların artık bunu çıkartabilmeleri için gerçekten yani dikkat çekmesi lazım bu olayın. Kolay kolay, yalan mı söylüyorum?
O yuvanın yıkılmasını isteyenler ya kasten böyle bir iddia ortaya atar yahut da artık böyle bir iddia vardır. O yuvanın yine yıkılması gerekir. Ben ondan bahsetmiyorum. Yani bunun düşünebilinmesi için mutlaka yine de bir şeye şahit olmak gerekir. O bir gülüş olur, bir bakış olur, bir tavır olur. Yoksa kolay kolay insan kayınpederinin omzunda da yatar. Anlatabiliyor muyum? Hani gayet tabii canım. Ama babasıdır o yani. Kayınpeder demek öz baba demek. Kayınpeder işte yani. Öz baba demektir. Gayet tabii. Fakat yani nasıl kızına sarıldığı gibi geline sarılırsın. Fakat şeyi hatırlayalım. Trabzon'da şey var diye beyler. İşte Çamlar. Çam ailesine ne biçim dedikodu çıkmıştı? İşte dedikodu çıkmıştı ama mesela her ne kadar Ali Yaşar kabul etmese de işte diyordu ki yok o ona masaj yaptı omzuna. Yok ona bilmem ne yaptı. Demek ki bazı yerlerde de bazı... Yani gerçi bilmiyorum niye kayınpeder de gelinini omzuna masaj yapsa ama... Ay neyse. Oralara girmeyeyim. Yani... Allah. Ama oluyor yani. Bu dedikodular oluyor. Eğer bu dedikodular kötü niyetli kişiler tarafından çıkarıldıysa... O zaman işte hani bir cinnet hali olmuş olabilir miye de bakalım diyorum ben. Mahir abi sen de biliyorsundur bazı şeyler. Verelim ara bir düşünün ne olur. Abla ben öyle bir şey...